Herkes diken olarak görüyor. Evet. Evet, dikenli bir bitki. Ama doğada herhangi bir şeyde, mesela bir keçi buldunuz, sütü sağdınız. Bak bakayım. Evet, süzek. Doğal süzgeç. Bütün Evet. kıl, tüy, her şey burada kalır. Evet. Doğada bunlardan faydalanıyoruz. Süzgeç yani, ha? Evet. Aynen, süzgeç. Hani ikisini birleştirip dur. Aradan suyu süzersiniz, bakın. Sorgun yaylasında Sarıçam meşterisi altındayız. Biliyorsunuz Sarıçam'ın optimumu Evet. Türkiye'de Sarıkamış ilçemiz. Yani dünyanın, Türkiye'nin en güzel Sarıçamları orada, kamış gibi dümdüz boyunda. Sarıkamış'ta 90 bin şehit verdik. Bu 90 bin şehit arasında 98 tane Zonguldaklı genç askerlerimiz vardı. Birçokları gibi söyledikleri gibi Sarıkamış'ta çatışmadan hani donarak öldüler. Hayır, Sarıkamış'a kadar gelip aldılar ama kış koşulları yeterli olmadığı için 90 bin askerimizi 1915'te Sarıkamış Allah Ekber Dağları'nda kaybettik. Buradan da Sarıkamış'taki yatan şehitlerimize minnet, şükran duyuyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar sayesinde biz bugünlere geldik. Buradan onlara saygıyla anıyoruz. Sorgun Yaylası'nda hedeflediğimiz zirveye çıktık. Orada ağaçların orada bir yemek yedikten sonra. Şimdi burada hazır işin uzmanını yakalamışken, Ahmet abi 5 program sonrası yakalamışken, abi Yenice ormanları üzerine, yani neden dünyada önemlidir? Yüz ormanın içerisinde neden girdi? Bunlarla ilgili bize kısaca bilgi verirsen çok memnun olurum. Şimdi Yenice biliyorsunuz Karadeniz bölgesi iklimi gibi gözükse de sahil bandındaki sıra dağlar Karadeniz iklimini, iç kesimdeki sıra dağlar da Akdeniz, İç Anadolu iklimini kesiyor ve bir dere mikro klima yaratıyor burada. Bu mikro klima sayesinde burada 42 ayrı tür ağaç çeşidi var. Ve bunlar da olağanüstü çap ve boyaya ulaşan ve anıt olarak tescil eden ağaçlarımız var. Hemen Sorgun Yaylası'nın yan tarafında Sarıgöl dediğimiz mevkide çitlerin tabiatı koruma alanı var. Anıt ağaç dediğimiz ısrancı meşesi var orada. 2 metre 5 santim çapına ulaşmış. Tamamen türünün çok üstünde çap yapmış. Ayrıca Kavaklı dediğimiz bölgemizde de anıt fındık 1 metre çapında, anıt porsuk 2 metre 100 25 santim. yaşındaydı değil mi fındık ağacı? Fındık 100 yaşından da fazladır. Porsuğun da 1200 yıllık olduğu düşünülüyor. Çünkü Osmanlı'dan önce de buradaymış. Bu gibi şeylerle, yani hem florası, hem faunası, hem bitki çeşitliliği ve hayvan çeşitliliği yönünden çok zengin olduğu için bu bölgeyi WWF, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, mutlak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak atamış. Bunun amacı da bu değerleri gelecek kuşaklara aktarılması. Biliyorsunuz biz gelecek kuşakların bekçisiyiz. Evet. Bunları biz bekliyoruz. Onları aktarmak için bekliyoruz. İşte gördüğünüz bu Sorgun Yaylası da, yani yaylı olarak görmeyin, gerçekten bir botanik bahçesi gibidir. Ya yani aradığınız her türlü bitkiyi bulabilirsiniz. Alıcından her türlü şeyine kadar. Bu yüzden buraları değerli. İnşallah koruruz ve gelecek kuşaklara aktarırız. İnşallah. Biz de bunlar korunması için hem geziyoruz hem sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim ülkemizin değerleri. Bizim bölgede Ahmet abim gerçekten benim yıllardır saydığım bir abim. Sağ olsun. Bizle geldi. Bizler değerli bilgilerini paylaştığın için teşekkür ederiz abi. Son söylemek istediğim bir şey var Abi, mı? ben hepinize teşekkür ediyorum. Asıl kahrımızı çeken Metin Bey'di. Evet. Bayağı güzel bir karda offroad yaptı ama evet. Çok güzel bir geziydi. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Tamam. Teşekkürler.